Şimdi bazıları çıkıyorlar gene şefaati inkar ediyorlar, yoktur diyorlar. Yani geçenlerde bir kardeşimizden bahsettiler. İtimat ettiğim, güvendiğim bir kardeşimiz. O da demiş ki vaazında, efendim şefaat sizin bildiğiniz manada değildir. Yani ahirette günahkar bir adamı Efendimiz Aleyhisselam'ın kurtarması şeklinde olmayacak. Kur'an-ı Hakim buyuruyor. Kaç tane ayette buyuruyor. Peki neden bunlar inkar ediyorlar? Diyorlar ki bu kadere aykırıdır şefaat. Niye kadere aykırı? Allah Teala ezelde her şeyi takdir etti. O takdirin içinde Efendimizin şefaatiyle kurtulacağımız varsa Cenab-ı Hak bunu ezelde zaten takdir etti. Kitabın bir tarafını anlamayınca, anlamadan diğer tarafını okuduğu zaman zannediyor ki şefaat kadere aykırıdır. Halbuki bir hocanın karşısına otursaydı bu, yani profesör olmadan önce, eğer bir hocada bir akaid kitabını baştan sona okumuş olsa şefaati inkar etmeyecek. Şimdi belki tefsirde profesör oluyor ama bir akaid kitabını baştan sona okumadı ki. Yani kitabın bir kısmını biliyor, diğer tarafını tanımadığından, fotoğrafı bir bütün göremediğinden, yani amanın fili tarif etmesi gibi kulağına tutuyor, diyor ki yumuşak bir şeydir bu. Öteki ayağına tutuyor, bir sütundur diyor. Yani sütundur diye fil tarif ediyor. Ama görmüş olsa, yani bütünüyle o fili bütün organlarıyla, uzuvlarıyla anlatacak. Onun için ulemamız diyorlar ki, مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَلَا اِعْتِبَارَ بِعِلْمِهِ. Kimin şeyhi yoksa, icazeti yoksa, bütün ilimleri bir hocadan okumadıysa onun ilmine itibar edilmez efendim. Fıkıh profesörü olsa, tefsir profesörü, hadis profesörü, ama bütün ilimleri baştan sona okumadıysa bu adamın ilmine itibar edilmez. Şimdi böyle veriliyor payeler. Yani eğer bir medresede okuduysa baştan sona bütün bu ilimleri, ha profesör olduysa ne âlâ, onun ilmine itibar edin o zaman.